Nasıl yani, şimdi ben uyur gezer miyim? Evet. Uyuyorum ve geziyorum yani, ama hiç hatırlamıyorum. İşte problem de burada zaten. Eğer hatırlıyorsan bir sorun olmayacak. Ay. Şimdi baban uyanmadan seninle konuşmamız lazım Toprak. Ya bu durumda artık kreşe gidemezsin. Ne? Bağırma Toprak. Bunu benden sakın isteme. İstemek zorundayım Toprak. Ya kreşte uyurken bir anda gökyüzüne çıkarsan ne olacak? Ortadan kaybolursan herkes panik olacak. Babanı arayacaklar. Nasıl izah edeceğiz? Kızınız öğle uykusundayken ortadan yok oldu diyecekler. Bir kere her zaman önce seni ararlar. Sen sihirli küreden bakarsın, nerede olduğumu bulursun. Ya ben müdahale edene kadar çok geç olursa? Ya sen uyur gezerken geri dönüşü olmayan sihirler yaparsan? Ya sen uyur gezerken seni başıboş sanıp kaçırırlarsa? Beni kreşten alamazsın anne, orası en sevdiğim yer. Günaydın Toprak. Ah aşkım, kahvaltıyı hazırlamamışsın. Ay Toprak'la sohbete dalınca unutmuşum, şimdi hazırlarım. Hiç problem değil aşkım, hiç problem değil. Şimdi ben Toprak'la beraber köşedeki fırına girerim. Birer tane simit alırım, değil mi? Ondan sonra seni kreşe bırakırım. Ondan sonra da artık baba işe gider. Oldu mu? Oldu. Aferin sana. Hadi o zaman doğru odaya giyin gel. Hemen geliyorum. Ay aşkımızın bebesi. Başıma geldi. Canım neyse, abartmayalım. Madem çocuk bu kadar istiyor, mani olamayız. En azından sihirli küreden kreşin uyku saatinde Toprağı takip edebiliriz. Aslında hiç de fena fikir değil. Canım değil de Taceddin'cim. Yani olmaz olmaz. Hepimizin aynı anda işi çıkmış olabilir. Ne bileyim, gözden kaçar bir şey olur. Hani risk risk. Aa, başka bir önerin var mı? Çocuk istiyor ayol. Onu bu istediği şeyden mahrum mu edelim? Ayrıca periler heyeti başkanı olarak sen daha iyi bir çözüm getir bakalım. Bizim elimizden bu kadar geliyor canım. Fırsatını buldun ya, lafını sokuşturuver hemen. Sanki bir çözüm yolu olsa biz çözmeyeceğiz. Yok işte yok. Uyur gezerliği düzeltecek bir sihir yok. Yok. Ah, benim şatomda bana bağıramazsın. Yeter. Al şatonu, ne halin varsa gör. Ah, yalnız işin düşünce yardım istemek için beni arama, olur mu? Ya torunun durumunu düzeltmek için yardım etmeye çalışıyorum, şu yaptığına bak. Bir gün nankörlük etme be kadın. Bir gün nankörlük etme. Yine kırdın kadının kalbini. Yahu sende hiç vicdan yok mu? Bana onu korumaya çalışma. Yoksa seni külliyen onun yanına gönderirim. Ah benim dertli başım ah. Bu kadın hiç akıllanmayacak mı? Çocukları dövüyordu, beni dövüyordu. Ben de ne yapayım, sonunda boşandım da mecburen. Yani geçinmek çok zor. Biliyorum ama bir dışarıma açtım derdim. O zaman dedi ki gel biraz kafede çalış. Dedi evde de çalışıyorum. Böylece çift maaş alıyorum. İleride ben inşallah kendi başıma kiraya çıktığım zaman zorlanmayacağım. Şimdi ablam yanımda. Kolay gelsin. Ah dudağım teyze, hoş geldiniz. Ben size sorayım. Betüş yok mu? Lavaboda sesleneyim. İyi. Ah geldim. Ah hoş geldin anneciğim. Nasılsın? İşte. Aa. Ne oldu? Otursana anne, gel. Perihan'a kırıldım. Ah, hayırdır inşallah. Her zamanki gibi kalbimi kırdı. Her zamanki gibi önce sen onun kalbini kırmış olmayasın anne. Hayırdır inşallah. Ben sizin aranız hep iyidir diye biliyorum. Sen de birazcık her şeyi bilmeyi versen olmaz mı? Affedersiniz Duda Hanım teyze. Betüş Hanım, ben gidip çarşıdan alınacakları alayım bari. Tamam canım. Şey, kasadan para al, olur mu Firuze? Sağ ol Firuze'cim. Anne, ne oldu anlatır mısın? En son giderken de bana bir daha nankörlük etme. Bir daha nankörlük etme dedi. Tamam anne, anlıyorum ama kusura bakma, yine sen haksızsın. Ha, ben mi haksızım? Ben mi haksızım? Hı. Keşke Perihan sizin ananız olsaymış. Ay,
niye böyle söylüyorsun anne? Şimdi ben sana kötü bir şey mi söyledim? Hayır hayır, hiç kötü bir şey söylemedin. Hiç kötü bir şey söylemedin. Bir gün sen, bir gün Eda, bir gün baban. Ne zaman bir şey olsa hep Perihan'la birlik olursunuz. Onun tarafını tutarsınız. Ama bir gün ben bir şey yapsam bana karşı cephe alırsınız. Gene Perihan'ı haklı bulursunuz. Hep böyle mücadeleyle geçti benim hayatım canım. Aa, bıktım artık. Anne lütfen. Sen de bizi ne kadar üzecek şeyler yaptın. Bize yaptığın kötülükler hatırlatamayacağım kadar çok. Ne yaptım ha? Söyler misin? Ne yaptım ben? Evet, bir şey yaptım. Benim bir suçum var. Çünkü ben bir hayal kurdum. Kızlarımın perilerle evlenmesini istedim. Ama siz ne yaptınız buna karşılık? Gittiniz masallara bile konu olacak insanlara kaptırdınız kendinizi. Aşık oldunuz, onlarla evlendiniz. Benim hayatımı mahvettiniz. Müşterilere de rezil oldum. İşte sen de o günden sonra zaten bir peri gibi değil, tıpkı bir cadı gibi davranmaya başladın. Bana bak Betüş, bana cadı deme. Bana cadı deme, o kelimeyi kullanma, hiç hoşlanmıyorum. Benim de üzüldüğüm şeyler var tabii. Eğer siz fanilerle evlenmeseydiniz, benim torunum da fanilere has olan bir hastalığa, uyur gezer hastalığına yakalanmayacaktı. Ne yapacağız şimdi, söyler misin? Tedavisi de yok. Bu işi nasıl halledeceğiz bilmiyorum ki. Uyur gezer haliyle sihir mi yapacak torunum? Ya da biz her dakika merak içinde bekleyecek miyiz acaba başına bir şey geldi mi diye? Ay anne, ben de çok üzülüyorum. Sahi babamla konuştun mu? Yani bir çözümü yok muymuş bunun? Var, var. Uzun süren psikolojik tedavi. Psikiyatrist mi, psikolog mu ne, birine gitmesi gerekiyor. Ama ben Dudu'nun torunu deli dedirtmem. Dedirtmem. Ve ben dedirtmedim mi de dedirtmem. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.